İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Van'daki işsizler, tek sorumlu hükümet. Batı Ermenistan için oy verin. Konut satışlarında düşüş sürüyor. Oyunuzu Batı Ermenistan lehine kullanın. Ermeni-Yunan İş Forumu Yerevan'da gerçekleşti. İsyancılar Halep şehrine ilk girişi açmayı kabul etti. Türkiye İstanbul'un Konstantinopolis olmasına izin verecek mi? Türkiye yine Suriye sınırına askeri teçhizat gönderdi. Buenos Aires'te Ermenilere karşı gerçekleştirilen soykırıma dayanmış bir müze inşa edilecek. İşsizlik oranının en yüksek olduğu iller arasında bulunan Batı Ermenistan'ın Van şehrinde bunun sebebi koltuk sevdası başka bir şey değil diyen işsiz yurttaşlar durumdan hükümeti sorumlu tutuyor. Ekonomik krizin günden güne derinleştiği ülkede işsizler ordusuna her gün bir yenisi ekleniyor. Birçok işveren kriz nedeniyle işçi çıkartıyor. Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK verilerine göre işsiz sayısı son bir yılda 1 milyon 11 bin artarak 4 milyon 302 bin kişiye ulaştı. Batı Ermenistan'ın Van şehrinde binlerce kişi işsiz olmaktan hükümeti ve politikalarını sorumlu tutuyor. Dönemsel olarak İstanbul'a giderek inşaatlarda çalıştığını dile getiren Engin Kıyak, "Hiçbir yerde iş yok. Ben de yeni İstanbul'dan geldim çünkü iş durdu. Bunun sebebi koltuk sevdasından başka bir şey değil." diye konuştu. Son bir yıl içinde özellikle de sebze ve meyveye yapılan zamma dikkat çeken Yemen Kızıl, "Durumlar iyiye gitmiyor, işsizlik gittikçe artıyor. Kahvane ve okey salonlarının gün boyu genç işsizlerle dolup taştığını dile getiren Adil Kapaklı da, "Bu memlekette herkes işsiz. Van'ın sokakları işsizlik kaynıyor. Bu sayı gün geçtikçe artıyor." diye konuştu. Tüm bu nedenlerden dolayı oyunuzu Batı Ermenistan lehine kullanın. Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK, Şubat ayına ilişkin konut satış rakamlarını açıkladı. Buna göre ülke genelinde konut satışları Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %18.2 oranında azalarak 78.450 oldu. Konut satışlarında İstanbul en yüksek paya sahip il oldu. İstanbul'u 7.690 konut satışı ve %9.8 pay ile Ankara 4.403 konut satışı ve %5.6 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla Hakkari, Ardahan ve Bayburt oldu. Oyunuzu Batı Ermenistan lehine kullanın. News AM muhabirinin belirttiğine göre Ermeni-Yunan İş Forumu 19 Mart'ta çalışmalarına başladı. Genel kurul toplantısında Yunanistan'ın Ermenistan'daki büyükelçisi Nafsikan Nansi Eva Vrayla, Ermenistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Antranik Aleksanyan, Ermenistan Sanayiciler ve İş Adamları Birliği Başkanı Arsen Gazaryan da hazır bulundular. 50'den fazla Ermeni şirketinden Ermeni iş adamları Yunan şirketlerinin temsilcileriyle görüşmelerde bulunacak. Bundan başka iki ülkenin ticaret ve sanayi odaları arasında bir mutabakat zaptı imzalanacak. Yunan şirketleri temelde inşaat, kimya ve uzay ürünleri, zeytinyağı ve güneş enerjisi üretiyor. Suriye Arap Ordusu ve Özgür Suriye Ordusu Halep şehrinin yakınındaki Elbab'ı birbirine bağlayan yeni bir sivil kapı açmayı kabul etti. Halep'in yeni raporuna göre Suriye Arap Ordusu ve Özgür Suriye Ordusu sivillerin Abul Alzan'dan geçişini kullanmalarına izin verecek. Bu hem Suriye Özgür Ordusu hem de Suriye Arap Ordusu tarafından önemli bir adımdır. Çünkü vatandaşların olsun hükümet ve olsun muhalefet çerçevesinde ticaret yapmalarına olanak sağlayacak. Bu geçiş kapısını ayrıca Albab bölgesinde bulunan Rus ve Türk silahlı güçleri kontrol edecek. Suriye çatışmasından önce Halep, Suriye'deki sadece en büyük şehir değil, aynı zamanda ülkenin ekonomik merkeziydi. Halep'i yeniden inşa etmek yalnızca ekonomiyi kalkındırmakla kalmayacak, aynı zamanda vatandaşlarının Kuzey Suriye'ye geri dönmelerine de yardımcı olacak. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'un Hristiyan ismine değinerek "İstanbul'u Konstantinopolis yapamayacaksınız" ifadelerini kullandı. Erdoğan, Yeni Zelanda'da 50 Müslümanın öldürüldüğü saldırı konusuna da değindi. Çanakkale olayının 104. yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen törende Türk milletinin
kıyamete kadar bu topraklarda olacağını söyleyen Erdoğan, biz buradayız, biz Çanakkale'deyiz, İstanbul'u Konstantinopolis yapamayacaksınız dedi. Geçen cuma günü Yeni Zelanda Al-Nur Camisi ile Lindow'daki İslam merkezi olmak üzere iki terör saldırısına maruz kaldı. Bu saldırılar sonucunda 50 kişi ölmüş, 50 kişi de yaralanmıştı. Bu saldırı sonrasında Yeni Zelanda'da yaşayan Avustralya vatandaşı 28 yaşındaki Brenton Tarrant hemen yakalandı. Tarrant yazdığı manifestoda kendisinin aşırı bir göçmen karşıtı ve İslam karşıtı olduğunu dile getirmişti. Medyanın yazdığına göre bu manifestonun bir kısmı Türkiye ve Erdoğan'a adanmıştı. Konstantinopolis şehrini gerçek bir Hristiyan şehri yapmaya söz vererek buradaki Müslüman sakinleri tehdit etmişti. Tarrant saldırıdan birkaç dakika önce kendi manifestosunu pek çok kişiye elektronik postayla yollamıştı. Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern bu olayı ülkesinin en karanlık günü olarak andı. Terörist manifestosunu elektronik postayla ayrıca başbakana da yollamıştı. İşgalci Türkiye'nin Suriye sınırına yine askeri sevkiyatı devam ediyor. Suriye sınırındaki birlikleri takviye için gönderilen askeri personel ve zırhlı personel taşıyıcı araçları Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden geçerek sınıra ulaştı. Hatay'ın Kırıkhan ilçesi üzerinden gece saatlerinde Suriye sınır birliklerine asker ve onlarca zırhlı personel taşıyıcı sevkiyatı gerçekleşti. Yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşen sevkiyatta zırhlı personel taşıyıcılar Reyhanlı ilçesinde geçerek sınır birliklerine ulaştı. Arjantin'in başkenti Buenos Aires'in şehir konseyi Ermenilere karşı uygulanan soykırıma adanmış müze yapımına izin verdi. Müze, Ermenilere karşı uygulanan soykırımı Anma Vakfı tarafından Ermeni cemaatinin merkezine yakın bir yerde bulunan başkentin Palermo banliyosundaki Gurraçaga mahallesinde inşa edilecek. Arjantin'deki Ermenilerle ilgili arşivin yanı sıra soykırım kütüphanesi ve arşivi de müze çerçevesinde oluşturulacak. Arjantin, Ermenilere karşı uygulanan soykırımı tanıyan ilk ülkeler arasında bulunuyor. 1987 yılında ülkenin devlet başkanı Raul Alfonsin, 1915-1923 yılları arasında Osmanlı Türkiye'si tarafından 1,5 milyon Ermeninin katledilmesini soykırım olarak nitelendirmişti. 2007 yılından itibaren 24 Nisan Arjantin'de Ermenilere karşı gerçekleştirilen soykırım anısına insanlar arasında hoşgörü ve saygı günü ilan edildi. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Anna Haçatürk'ün tarafından seslendirilen Zahkat Baleni adlı eseri sunuyoruz. Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.